Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hıra Dağı'nda nübüvvetle müşerref olduğu gün. Mekke'de simgelenecek olan insanlığın onlarca yüzlerce sorunu vardı. Sorunlu bir dünyaya peygamber olarak geldi. Her şeyin halledildiği, düz bir şehire tayin edilmiş bir vali gibi değildi. Bir tür kaza yerine dönmüş olan, afet bölgesine dönmüş olan dünyaya ambulans gibi geldi. Kurtarıcı çareleri göstermek için geldi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi, ta Adem aleyhisselamdan beri kökleri bulunan ve bütün insanlığın ortak sorunlarından olan erkeklerle kadınlar arasındaki sürtüşmeydi. Kur'an-ı Kerim'in anlattığından da anlıyoruz ki bu sürtüşme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak geldiği Mekke'de henüz yeni doğmuş kız bebeklere bile sirayet edecek kadar derinleşmişti. O dönemde kadın resmen varlığı sıkıntı ve dert konusu olarak görülen bir canlıydı. Burada küçük bir tashih yapmamız lazım. Şimdi o dönemde kadından söz edilirken, işte kadın bebekken bile, kız çocuğu iken öldürülüyordu, uğursuz, bereketsiz kabul ediliyordu diyoruz ya, sanki dünyanın diğer bölgelerinde kadınlar el üstünde kadife koltuklarda oturtuluyordu gibi bir anlayış çıkıyor ortaya. Biz Kur'an Mekke'deki hayatı bize şehadetiyle yansıttığı için sık sık işte çocuklar, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyorlardı diye biliyoruz. Roma dünyanın güya medeniyet merkeziydi. O zaman da filozoflar, yani Roma'da kültürün heykelini dikenler ve kendi heykelleri dikilenler, şeytan nedir, kimdir diye sorulunca kadını gösteriyorlardı. Üç kadın yakarsan şeytandan kurtulursun diyorlardı. Şeytanı yürüyen şekli diye kadın olarak lanse ediyorlardı. Yani bütün dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetiyle dünya nurlandığında onun halletmesi gereken en önemli sorunların başında kadın sorunu vardı. Kadın bir sorundu. Şu gün onun nübüvvetinden 1400 sene geçtikten sonra da bu sorun hala halledilebilmiş değildir. Evet, Roma medeniyet olarak gitti ya da parçalara bölündü farklı farklı ülke isimleriyle, ama bütün dünyayı hegemonyası altında tutan kültür ve anlayış olarak, hukuk mekanizması olarak Roma hala devam ediyor. Büyüğüyle küçüğüyle Roma devam ediyor. Parçalanmış, şubelere bölünmüş haliyle Roma kültürü hala yansıtıyor. Belki şimdi kadınlar için, hanımlar için Romalı profesörler, o zamanki filozofların koltuklarında oturan profesörler şeytan diye lanse etmiyorlar. Kadını Roma sokaklarında yakmayı teklif etmiyorlar. Çünkü kendilerine eğlence malzemesi kalmaz. Araba lastiğini reklam edecek nesne kalmaz ellerinde. Kadının değerini bildiklerinden değil. Kadın onlara ticaret metaı olarak, cinsel şehvet tatmin nesnesi olarak lazım olduğu için kadını bir bataklıktan aldılar, daha derin başka bir bataklığa koydular. Kadın da kendinden korktu. Onlar da
kadını ne yapacağını şaşırdılar. Hala kadın sorunu devam ediyor. Erkek var oldukça kadın sorunu devam edecek. Kadın var oldukça erkek sorunu da devam edecek. Ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki bu sorun için? Her konuda olduğu gibi bu konuda da adaletin ibresini gösterdi. Dengeyi gösterdi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorunlarla dolu bataklık haline gelmiş, bir afet bölgesi haline gelmiş dünyaya rahmeten lil alemin olarak geldi. Hayvanların bile hakkını, hukukunu koruyacak bir sistem getirdi. Allah'ın şeriatını insanlara gösterdi. Bu şeriatla yaşayan kadında, erkekte, insanda, hayvanda, hatta ve hatta ağaçlar, nebadat bile onun rahmeten lil alemin oluşunun tecellisi ile karşılaştılar. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine ve dolayısıyla insanlığına, çünkü 571 yılından sonra yaratılan her insan Muhammed'in ümmetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ümmetinin bir davetine icabet edeni var. Elhamdülillah onlardanız. İnşallah biiznillah onlardanız. Bir de daveti kabul etmeyen asi ümmeti var. Ama her insan onun peygamberliğinin ilan edildiğinden bir saat sonra doğan her insan ona ümmet olmakla mükelleftir. Bütün insanlık için cari olan ve hepimizin çok iyi bilmesi gereken dört önemli kuralı tespit ederek onun kadınlara ve kadın cinsine ne getirdiğini ya da şimdi biz neyin peşinde koşmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için geçerli birinci temel kural şudur. O asla kendi düşüncelerini konuşmamıştır. O Allah'ın dilidir, lisanıdır. Ne dediyse Allah'ın adına söylemiştir. Düşünceleri, annesinden babasından öğrendikleri, okuduğu okuldaki etkileri filan gibi şeyler onun için geçerli değildir. O Allah'ın lisanıdır. %100 Allah'ın lisanı olsun, %100 dediği Allah'a ait olsun diye ümmi bir peygamber olarak gönderildi. Okuma yazması olmayan, kültürlerden etkilenmemiş bir insan olduğu, okuma yazması olmadığından belli. Ne filanca medeniyetten, ne filanca ırkın etkisinden alıntı yapmış birisi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem %100 Allah'ın dediğini demiştir. Kendiliğinden söylediği bir şey yoktur. Bu Kur'an'ın şehadetiyle böyledir. Buna iman ediyoruz biz. İmanımız böyledir. Onun düşünceleri olmaz. Peygamberin düşünceleri diye bir şey yoktur. Onu düşündüğü de Allah'ın düşündürttüğüdür. Sevdiği Allah'ın sevdiğidir. Nefret ettiği de Allah'ın nefret ettiğidir. O yok, Allah var Celle Celaluhu. Bir. İkinci kuralımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz %100 adil bir hayat yaşamıştır. Allah'ın ona teslim ettiği şeriatı tam bir adaletle uygulamıştır. Kimseyi kayırmamış, kimseyi kollamamıştır. Ne kadını kayırmıştır, ne erkeği kayırmıştır. Şimdi yeni bir versiyon Hristiyanlardan ve Yahudilerden, bir de ateistlerden, dinsizlerden utanarak İslam'ı konuşma hastalığı var ya, şimdi filan haftada, filan toplantıda öyle anlatıyorlar ki, sanki Peygamber aleyhisselam Efendimiz erkekleri kırbaçtan geçirdi, kadınları aldı, omuzunda taşıdı gibi. Hayır, kadınları en batak noktadan hak ettikleri yere getirdi. Kadın kayırmacılığı yapmadı. Erkek kayırmacılığı da yapmadığı gibi. Kadınları da, erkekleri de Allah'ın kulları
ve elindeki emanetler olarak gördü. Kadını da erkeği de cehennemden kurtarmak için uğraştı. Sanki böyle bir tanıtılıyor ki kadın feminist bir peygamber adeta. Böyle böyle. Bunlar edep dışı şeyler. Allah'ı, şeriatını ve gönderdiği peygamberi aleyhissalatü vesselam bilememek kompleksinden kaynaklanan şeylerdir bunlar. Yani şimdi kadınların gönlünü celbedecek hoca efendiler diye etmeyin eylemeyin, sizi çok seviyordu, sizin için tavizler ver. Hayır, hiçbir taviz vermiyor. Peygamber dininden taviz verir mi? Evet, kadınları övdü. Ama aynı peygamberin kadınlarla ilgili cehennemdeki manzarayı gördüm, hep kadın doluydu orası dediği hadise bakarsan kadınlar bu sefer peygamber düşmanı olacak. Yani bir hadisi şerifi onun kadınlarla ilgili bir pozisyonunu yakalayıp onu sanki böyle kadınlara yağcılık yaptı gibi, yağcılık yaptı gibi göstermek hakarettir. Onun şeriatını, geliş gayesini bilmemektir. Arş görmüş Allah'ın en yakın kulu olarak niye kadınlara yağ yaksın ki? Ne derdi var kadınlarla? Hayır. Kadınları da erkekleri de hatta ve hatta develeri, inekleri, koyunları bile zulümden kurtarmak için geldi o. Hayvanlara bile merhametini gösterdi. Onun için alemlere rahmettir o. Kadın alemine, erkek alemine, hayvan alemine, dereye, suya, tuza, bibere, her şeye rahmettir o. Bu düşünceyi bırakıp da sırf filanca kokana kadınların gönlü olacak, işte senin hitabetini beğenecekler diye Peygamber aleyhisselamı ve onun hadisi şeriflerini, onun siret-i nebisini, mübarek gül kokulu siretini böyle bir şekilden şekile sokma, adeta peygamberi kadınların peşinden yalvarıyor, ne olursunuz siz de beni beğenin der gibi. Sen onu memur mu zannettin, vatandaşın gönlünü alacak da ünvan yükselecek? Seçimlere girip seçimlerde kadınlara bol keseden vaatler yapan siyasetçi mi zannettin peygamber aleyhisselatı? Kime minnet etsin? Niye minnet etsin? O bir kişiye minnet etti, Rabbinin huzurunda eğildi, büküldü. Onun dışında kimseye eğilmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın lisanıdır, bir. %100 adildir. Hayvanlara da adil davrandı, kadınlara da adil davrandı, erkeklere de adil davrandı, çocuklara da adil davrandı. Adalet onun en temel karakteridir. Üçüncü özelliğimi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait üçüncü özellik, o %100 doğru konuşmuştur. Kimseye yağ yakmadığı gibi kimsenin gönlünü celbedecek bir şaka bile söylememiştir. Ne diyor? Şaka yaparım, şakam da ciddidir diyor. Ciddi şeyden şaka yapar. Şaka için söylediği, espri için söylediği bir şey de yoktur. Kadınlara da erkeklere de yoktur. Hayvanlara da yoktur. Medine sokakları için de böyle bir şey söylememiştir. Eğer Medine'yi övdüyse, Yemenli'yi övdüyse, Şam'ı övdüyse, Konstantiniyye'yi istiyorum dediyse Allah öyle istediği içindir. Yemenlilere yağ yakmak için bunu söylememiştir. Politik sözler, siyasi amaçlı sözler kesinlikle söylememiştir. %100 Allah'ın lisanıdır o. %100 adildir. %100 doğrudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü özellik. Hani kadınlara ne verdi, erkeklere ne verdi, bunu konuşacağız. Ama dördüncü özelliği %100 dengeli bir peygamberdir o sallallahu aleyhi ve sellem. %100 dengelidir. Ahiretle dünya arasında dengelidir. Bulduğu zaman yemeği tepmemiştir. Kaliteli kıyafet bulduğu zaman onu tepmemiştir. Ben ahiret içinim, ne yapayım bu güzel cübbeyi dememiştir. En kaliteli cübbe kendisine hediye edildiğinde onu giymiş, ashabına da yakıştı mı bana demiş. Çok yakıştı ya Resulallah demişler. Birisi gelip onu bana ver deyince çok hoşuma gitti, çıkarıp vermiş bu sefer. Denge var. Bulunca giyiyor, yiyor, nimetlerden istifade ediyor. Ahiret için yaşıyorum diye dünyayı tepmiyorum. Genç hanımı Aişe'yi çok sevdiğini, onun kadınlığını çok beğendiğini defalarca ilan ediyor. Kimi seviyorsun diye yüzlerce defa sorulsa Aişe demiş.
binlerce erkeğin ortasında en çok kimi seversin ya Resulullah diye Amr ibn-i Las soru sorduğunda Ayşe'yi demiş. Bu kadar erkeğin arasında genç bir kadını sevdiğini söylemekten sıkılmak gibi bir pozisyonu olmamış. Kalbinde Ayşe sevgisi var, onu söylemiş. Ya biz kadınlardan kastetmiyoruz. Erkekler arasında kimi seviyorsun? Buradan bir kişi seç gibi dendiğinde babasını demiş. Gene Ayşe kaynaklı bir sevgi. Dünya ile ahiret arasında sevgi var. Kör olası kadınlar, ne işin var benim kadınlarla? İşte yemeğimi pişirsinler yeter gibi. Köy hocası mantığıyla davranmamış. Bu peygamber tavrı değil, peygamber makamına vekalet eden insan tavrı da değil. Kimi seviyorduysa onu söyledi. Dünya nimetleriyle ahiret vaatleri arasındaki ahiret onun için daha hayırlıydı. Kur'an'la tescil edilmiş bir gerçek olduğu halde aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyayı tepmedi. Ne yapmadı? Dünyaya da meyletmedi. Dünyalığı çok olanlara da gözünü kaydırmadı. Ona da ayet-i celile ile sabit, onu da yapmadı. Ne yaptı? Dengede. Ben nasıl olsa ahiretteyim, mezarda toprakta kalacağım diye açık bir yerde yatmadı. Çatısı olan, penceresi olan bir evde yattı. Bunun adına biz dünya ile ahiret arasında denge diyoruz. İbadetlerle cinsel, yiyecek ve diğer şehvetleri arasında da denge kurdu. Sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. Ama şehvetlerini de yok saymadı. Uyku şehveti var, uyudu. Yemek şehveti var, yedi. Kendisine bir hediye verildiğinde memnun oldu, teşekkür etti. İbadetlerle şehvetleri arasında denge kurdu. Niye bunları konuşuyoruz? Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadına ait sözlerini dinlerken hangi mantıkla, hangi sistem üzerinden konuştuğunu daha iyi anlayabilmemiz için. Adam gelip de bu kadınlarla evlenilmez, kadından uzak dur, cennete girersin mantığıyla konuşunca ona ne cevap verdi? Maşallah, takvada ne seviyeye gelmişsin sen demedi. Sizden daha çok Allah'tan korktuğum halde, Allah'ı sizden iyi tanıdığım halde hem kadınlarla bir arada bulunuyorum hem de Rabbime ibadet ediyorum dedi. Sen benim sünnetimden yüz çevirdin, benden değilsin dedi. Adam yağcılık yapıp kadına alaka göstermiyorum, yemeklere alaka göstermiyorum, hep oruç tutacağım diye güya bir fazilet gösterecekti. Benden değilsin dedi ona. Çünkü o dünya lezzetleriyle, şehvetlerle, ibadetler arasında denge kuracak bir şeriatın peygamberidir. Şehvetleri tepme, hadım kalma şeriatı değildir onun şeriatı. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dengesidir. Aynı şekilde mescit kurdu Medine'ye gelir gelmez, çarşı denetledi. Mescitle sokaklar, caddeler arasında da denge kurdu. Mescidinde sadece 10 gün itikafta kaldı. Onun dışındaki 350 günü sokaklarda geçirdi. 10 gün Medine'nin mübarek mescidinde, onun dışında sokaklarda, meydanlarda, vadilerde ömür geçirdi. 10 yıllık Medine hayatında onlarca şehire ordularıyla girdi. Akraba ziyaretinde bulundu. Dost muhabbetlerinde bulundu. Mescitle sokağı, caddeyi aynı dengede götürdü. Mescidini çarşı haline getirdi. Çarşıları mescit haline getirdi. Bunun adına denge diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dengesi de erkekle kadın arasında da denge kurdu. Erkekle kadın arasında da denge kurdu. O geldiği zaman bütün dünyada, ki maalesef hala bütün dünyada, erkeğin egomanyasında, erkeğin her dediğinin yapıldığı, kadına lütfettiği kadar erkeğin yiyebildiği, lütfettiği kadar giyebildiği bir hayat anlayışında kadını o bataklıktan Allah'ın kulu olarak erkeğin seviyesine getirdi. Sadece aile düzeninde bir idareci bulunsun, o idareci yüzünden, o idarecilik vasfı sayesinde huzur bulunsun diye Allah erkeği bir puan öne geçirdi.
aile reisi olarak, kul olarak, hayat olarak, Medine'de kurduğu İslam devletinin vatandaşı olarak kadını erkeğin muadili denge haline getirdi. Bu da onun dengedeki hayat anlayışındandır. Kadının değil dövülmesi, değil kadının horlanması, kadının işkence görmesi, bilakis anne olduğu zaman ayağının altına cenneti sererek kadını hayal edemeyeceği yerlere kadar yükseltti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlayabilmenin en temel dört karakterinden söz etmemiz gerekiyor. Bir, o Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak doğdu ama sallallahu aleyhi ve sellem. O kendisine peygamberlik lütfedildikten sonra yaşadığı 23 yılı Allah'ın lisanı dili olarak yaşadı. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Hiçbir şeyi kafasından konuşmadı. Keyfine, zevklerine göre ailesini korumak için vesaire konuşmadı. O Allah'ın lisanı olarak, onun şeriatının ilk tatbik edicisi olarak yeryüzünde yaşadı. Bu birinci kanun. İkinci kanun, %100 adil oldu. Sen zulmediyorsun denecek hiçbir iş yaptırmadı. Bu adaleti sadece yönetici olarak bulunduğu Medine vatandaşları için değildi. Medine'deki vatandaşları için de, ta yeryüzünün en ucra köşesinde yaşayan ve ona iman etmeyenler için bile adalet getirdi. Üçüncü olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye yağcılık yapmamıştır. Kimsenin gönlünü çelmek, kimseyi kendi tarafına çekmek için taviz vermemiştir. Bilakis tam anlamıyla doğrucu bir peygamberdir. Doğruyu söylemiştir. Ne kadına yağ yakmıştır, ne erkeği şımartmıştır. Dördüncü olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en temel karakteri dengeli olmasıdır. Aşırı değildir. Ne ibadette aşırı gitmiştir, ne cinsellikten, mal biriktirmekten vesaireye kadar şehvetlerin peşinde aşırı gitmiştir. Gerektiği kadar dünya nimetlerinden istifade etti, dünyadaki nasibini unutmadı ama Rabbine adanmış bir hayat yaşadı. Bugün Peygamber aleyhisselamın peşinden gitmekle, onu örnek almakla emrolunmuş Müslümanlar olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her hadisini dinlerken, o hadisi şeriflerden ve onun siretinden kendimize pay çıkarırken, kıyamet günü şefaatine muhtaç olduğumuz hissiyatı içimizde olduğu gibi, bu dört temel karakteri de kadın olarak, erkek olarak, hatta anlama kapasitemiz olsa da, hayvanlara anlatacak olsak onun şeriatını, onlara da anlatırken biz, onun Allah'ın lisanı olduğunu, doğru olduğunu, adil olduğunu, her şeyi dengeli yaptığını anlatacağız ki, ben onun bir hadisini dinlerken, onun getirdiği Kur'an'dan bir ayeti anlamaya çalışırken, şeytan beni tuzağa düşürmesin, burada kadını kollamış demesin, ashabın erkeklerinin etkisinde kalmış demesin, kadınları şımartmış demesin, peygamberim benim bütün zevklerimi alt üst etse, bütün düşüncelerimin tersine bir şey söylese, bütün insanlığın başka türlü düşündüğü bir gerçeği tek başına söylese bile, söylediği doğrudur, adildir, dengelidir diye iman etmem gerekiyor. Çünkü ben onu çok iyi kitapları olan bir ahlak profesörü olarak görmüyorum. Onu ben çok güzel hitabeti olan bir hoca efendi olarak görmüyorum. Allah'ın lisanı olarak görüyorum. Ona zihnimden geçebilecek her türlü itiraz ve %100'e varmayan teslimiyetim imanımla ilgili sıkıntı oluşturur. Sümme la yecidu fi enfusihim haraca. Peki demek yetmiyor. Sümme la yecidu fi enfusihim haraca. İçinde hiçbir sıkıntı bulmadan peki ya Resulallah demedikçe iman yok diyor Kur'an. Fela ve rabbik. Fela ve rabbik. Rabbine yemin olsun.
la yu'minun, iman etmiş olmayacaklardır. Kalplerinde sıkıntı olmadan sana teslim olmadıkça. Fela ve rabbik. Allah Kur'an'ında kendisine Rabb yemin ederek söylüyor. Rabbine yemin olsun. Yok yok. %100 sana teslim olacaklar. İçlerinde sıkıntı da kalmayacak. Ama kelimesini peygambere karşı kullanmayacaksın. Hadisi şeriflerini dinlerken ama sözcüğü senin sözcüğünde bulunmayacak. Doğrudur. Öyledir ya Resulallah diyeceksin. Sıddık olacaksın. Sıddıkın girdiği cennete gireceksin inşallah. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca aileyi ve kadını alakadar eden hadisi şeriflerinden bir nebze okuyacağım. Bu mukaddimeyi neden yapma ihtiyacı hissettim? Şimdi ilk okuyacağımız hadis ya erkeği şımartacak ya kadını üzecek bizim felsefemize bakıldığında. Ama onu Allah'ın lisanı olarak gördüğümüz zaman, onu %100 adil, %100 doğru, %100 denge üzerinde bir peygamber olarak gördüğümüz zaman, benim kolumu da kesse, bana beyin ameliyatı da yapmış olsa, sana iki gözün çok bir tanesini çıkarıyorum demiş olsa, budur adalet, budur doğru olan, budur gerekli olan diye iman edeceğim. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. Hiçbirimizin de kalbinde bir sıkıntı olmayacak. Amalarla değil, işte ecelim de yakın zaten, ölürsem ne olur diye değil, budur gereken diye kadın olarak, erkek olarak iman edeceğiz. Şu kadar ki kardeşler, küçük bir nota ihtiyaç var. Bizim kürsülerden dinlediğimiz her hadis iddialı söz hadis olmayabilir. Bir sözün Peygamber aleyhisselama ait olup olmadığı hadis alimleri nezdince tespit edilmiş olmalıdır. Öyle her takvim yaprağında yazan hadis, hadis değildir. Buhari'de mi, Müslim'de mi, hangi sahih rivayette geldiğini ehlinden öğrendiğimiz hadisi şerifleri hadis olarak kabul edeceğiz. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birinci sözünü bu iman çerçevesinde dinleyelim. Buyuruyor ki, kadın olduğu gibi avrettir. Avret ne demek? Gizli kalması gereken şey demek. Kadın avrettir. Yani gizli kalması gerekir. Kadın avretini bozacak şekilde dışarı çıktığında şeytanı karşısında bulur. İsteşrafe şeytan. Şeytanı karşısında bulur. Tekrar ediyorum. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kadın avrettir. Yani örtülü, kapalı kalması gerekir. Ev olarak, mekan olarak, kıyafet olarak. Bu avretliğini bozacak noktaya geldiğinde kadın karşısında şeytanı bulur. Kadının Allah'a en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Evinin ortasıdır. Ev demiyor ama. Evinin ortası, balkon buna dahil değil demek ki. Evinin ortasıdır. Kadın, mahremi olan babası, annesi, kardeşi gibi mahremlerinin dışındaki hangi insanın gözüne takıldıysa şeytanla karşılaştı demektir. Kadın şeytan olduğu için değil, o erkek de şeytan olduğu için değil, pozisyon şeytana, kuluçkaya müsait pozisyon olduğu için. Eğer kadın Allah'a yakın olmak istiyorsa, daha yakın olmak, daha yaklaşmak istiyorsa, ka'r-ı beytiha, evinin ortasında duracak, balkonunda da değil, pencerenin kenarında da değil. Evinin ortası şüphesiz 100 metrekare içerisindeki evin 40. metrekaresi demek değil. Yani gözden ırak bölge demek. Bu kadına yönelik birinci incisi sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu inciyi gerdanlık olarak kullanan kadın Allah'a en yakın kadındır. Onun Uhud meydanına, Yermük'e gitmesi, Kadisiye'de cihad etmesi gerekmez. O mücahitler gibi, Halid bin Velid gibi Allah'a yakındır. Onun evinin ortasında Allah'a yakın olmak için,
şeytana pozisyon üretecek mekanlardan uzak yaşadığı her dakikası Allah için cihattır, ibadettir. 10 gün, 15 gün namaz kılmamış olması bile onun için bir eksiklik değil. Namazına bile izin verilmiştir. Orucuna bile ruhsat verilmiştir. Neden? Allah'a en yakın bölgede kadın Rabbine yakın bulunsun diye. Bu bir. Peki kadın kötü olduğu için, kadın bela olduğu için mi böyle? Hayır. Şakaikur ricel. Erkeklerin yarısı kadınlar. Kadın erkekten uzak bir nesne değil. Kadın çocuk doğursun, çocuğuna analık yapsın diye farklı bir kıvamda yaratıldığından, bu kıvam şeytan için uygun, kaygan bir zemin olduğundan dolayı kadın koruma altına alınıyor. Şeytan olduğu için değil. Şeytana alet olmaması için bu tedbirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ulaştırılıyor. Kardeşler, %100 Allah'ın lisanı olan adil, doğru ve dengeli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ikinci bir hadis-i şerifinde, bir kadın öbür kadınla, kadın kadına dikkat ediyoruz, bir kadın öbür kadınla tamamen açık seçik pozisyonda bir arada durmasınlar. O vücudunu ona gösterir, sonra o da gider kocasına filancanın karısının göğüsleri şöyleydi diye tarif eder. O yabancı erkek de sanki görüyormuş gibi onu algılar. Biri namazda, öbürü namazda, adam yatarken başkasının harimi olan, başkasının hanımının vücudunu düşünüyor. O kadın da o arada namaz kılıyor. Hiçbir erkeğe de görünmemiş aslında. Ama bir kadın onun vücudunu görmüş, o kadın da başkasına anlatmış, oğluna anlatmış, kardeşine anlatmış ya da kendisi gibi bir kadını anlatırken oğlu dinlemiş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hani bize eğlence konusu olarak anlattıkları erkeklerle kadınların ayrı ayrı bulundukları haremlik selamlık meselesini, selamlığın içinde selamlık olarak bir daha bölüyor. Demek ki kadının vücudunun teşhir edilmesi sadece erkekler tarafından sürekli kollanan bir sıkıntı değil, kadın da kadın için fitne konusu olabilir. Ağzı boş bir kadın, ölçüsüz konuşan, her gördüğünü anlatma yetkisini kendisinde gören bir kadına rastlamış olabilir. Bu sefer hayatında bir erkeğe vücudunu göstermemiş, tesettürsüz asla sokağa çıkmamış, akrabalarının yanına bile tesettürle çıkmış bir kadın, başka erkekler tarafından vücudunun ayrıntıları bilinen bir kadın haline gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahmin yürütmemiştir. Varsayımlarının peşinde konuşmamıştır. Etkilendiği bir kitaptan filan konuşmuyor. Allah %100 doğruları ve tam dengeyi konuşturuyor. Onun için kadın da kadına ne kadar yakın olursa olsun %100 vücudunu emanet edecek şekilde oturup kalkmasın diye tembih etmiştir. Sadaka Resulullah. Sadaka Resulullah. Ne kadar doğru söylüyor. %100 doğruyu söylüyor. Kardeşler, üçüncü incisi, kadınlara ve erkeklere dağıttığı incilerdir bunlar. Ama hele kadınların bunları gerdanlı küpeler yapması gereken muhteşem inciler dağıtıyor. Arştan getirdiği incileri dağıtıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadınların tek başına bulundukları zaman yanlarına girmeyin buyuruyor. Kim için geçerli bu? Baba için geçerli değil. Amca için geçerli değil. Dayı için geçerli değil. Baba, amca, dayı, dede, kayınpeder gibi, kardeş gibi, yeğen gibi, ebediyen, 100 defa ölse, 100 defa dirilse, hiçbir şekilde bir daha evlenmesi caiz olmayanlar, anne baba hükmünde onları konuşmuyor. Onun dışında, işte akrabaydı, tanıdıktı, arkadaştı gibi, bir erkek yalnızken bir kadının yanına girmesin. Zile çaldın,
Evde kadın yalnız. Sen kimsin? Baba, amca, dayı, dede, kayınpeder, kardeş, yeğen değilsin. Eve girmeyeceksin. Çok yakın akrabayız. Hiç önemli değil. Böyle buyurunca kadınlar yalnızken yanlarına girmeyin diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tembih edince Ensardan biri, Medineli Müslümanlardan biri demiş ki ya Resulallah, yalnız girme dediğiniz erkeğe kadının kaynı yani kocasının abisi kardeşi de dahil mi? Yani kadın evli, kadının kocası var, kocasının abisi var, kardeşi var. Zile çaldı, abisi evde yok, kadın da yalnız. O ölümdür buyurmuş. O ölümdür. Hiç insan kaynından kötülük bekler mi? Sen herhalde haberleri izlemiyorsun. Hangi dünyada yaşadığını bilmiyorsun. İlla kötülük olması mı gerekiyor senin o imanını perçinlemek için? Kötülük olduktan sonra senin bunu kavramış olman veya inkar etmiş olman ne değer değiştirir ki? Sen trafik kazası olmuş, ölmüşsün. Polis seni haklı bulmuş sonra. Kazada sen haklıymışsın. Mezardan dirileceksin mi bir daha? Sen ölmüşsün. Haklı olsan ne olur? Haksız olsan yüzde kaç haklı olsan ne olur? Yüzde kaç haksız olsan ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin incisini kulaklarımıza takıyoruz. Ne buyuruyor? Yalnızken kadınların yanına girmeyin. Kadın yalnızken. Peki ya Resulallah, kayınsa eğer, ben abisiyim, ben kardeşiyim kocasının, o ölümdür buyurmuş. Öbürü tehlikeli, bu ölüm. Neden? Çünkü bir kadın çamaşır makinesinin tamircisi gelmiş. Zaten üstünü başını toparlayarak onu içeri alıyor. Kocasının abisi, kardeşi geldiğinde yakın akraba olduğu için kadın o titizliği göstermez. Doğal olarak göstermez. Bu sefer çamaşır makinesini tamire gelen erkeğin gözündeki ışından daha güçlü bir ışınla karşılaşır. 3 dakika 5 dakika sonra o da ayak ayak üstüne atar, bu da evde rahat dolaşır. Ölüm budur buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu inciyi bir kenara koyuyoruz. Bir başka hanımlara dağıttığı incilerden İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resulallah, babam benim istemediğim biriyle beni evlendirdi. Bana hiç sormadı. Bununla evleneceksin dedi. Düğünümü yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu nikahı geçersiz saymış. Kız da demiş ki ya Resulallah, ben babamın gönlünü kırmayacağım. Ama istedim ki Müslümanlar kızlarını istediğiyle evlendiremeyeceğini senin ağzından duysunlar istedim demiş. Derdi kızın babasının evlendirdiğiyle evlenmek veya evlenmemek değil. Derdi ne? Babanın yetkisinin bu noktaya gelmeyeceğini bilmek. Bir kızı baba önerebilir sadece. Baskı yapıp evleneceksin diyemez. Bunu almazsan 40 sene bu evde kalırsın dediği zaman Resulullah'ın sünnetinden uzak bir baba olur. Hacı olması bir şeyi değiştirmez onun. Çok alim olması da bir şeyi değiştirir. Bu bir zulümdür. Bir insan ömür boyu 50 sene 100 sene bir arada yaşayacağı kimseyi seçer. Annenin babanın böyle bir fonksiyonu, zulüm hakkı yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih hadisi şerifinde. Bir başka hadisi şerifini aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinliyoruz. Buyuruyor ki bir kadını kocası yatağına çağırdığı halde kadın alavara dalavara yapıp kocasının yatak teklifine cevap vermediği zaman sabaha kadar o adam o yatakta yalnız yattığı sabaha kadar
melekler o kadına lanet ederler. Kaç melek eder? Nasıl lanet eder? Bunu açıklamamış. Bir melek bir defa be kadın sana lanet olsun dese ne olur o kadının hali acaba? Onu hangi haç kurtarır ondan sonra? Hangi filan derse gitmek, filan Yasin toplantısına gitmek onu kurtarabilir o zaman? Tekrar uyarısına dikkat ediyoruz. İnciye dikkat ediyoruz. Arştan getirdiği inci dağıtıyor. Kadın kocasının yatağa gel, burada yatalım teklifine filan sebepten, şundan bundan dolayı onun rızası olmayacak şekilde uzak durup adamı yatakta yalnız bıraktığı zaman kadına melekler sabaha kadar lanet ederler. Bir melek değil ve lanetinin ne olduğu belli değil. Bir başka hadisi şerif, bir başka arştan koparılıp getirilmiş bir inciye dikkat ediyoruz. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh diyor ki, babam vefat ettiğinde ben de gençtim diyor. 9 tane kız kardeş bıraktı bana diyor. Hepsi küçük çocuklardı. Baktım ki bu kızlara bakamayacağım. Gittim dul bir kadınla evlendim diyor. Kendisi daha delikanlı. Dul bir kadınla evlenmiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir'i Medine'de görmüş. Cabir, evlendin mi sen demiş. Evlendim ya Resulullah demiş. Bakire biriyle mi evlendin, dul biriyle mi evlendin demiş. Duymuş çünkü dul biriyle evlendin. Dul biriyle evlendim demiş. Buyurmuş ki Cabir, doğru yapmadın demiş. Sen gençsin. Genç bakire biriyle evlensen de, sen onunla oynasan, o seninle oynasa, sen onu güldürsen, o seni güldürse daha iyi hayatınız olurdu demiş. Demiş ki ya Resulallah, başıma geleni biliyorsun, 9 tane kız kardeşim var. Ben şimdi onların yaşında biriyle evlensem, onlarla oyun oynayacak, o kim bakacak kardeşlerime? Zevkimden ferahat ettim ve yaşlı biriyle evlendim, onlara analık yapsın düşündüm demiş kardeşleri için. O zaman buyurdu ki diyor Cabir radıyallahu anh, öyleyse Allah mübarek etsin dedi diyor. Bu inci ne dağıtıyor? Yaşıtıyla evlenmeli herkes. Bir, iki, evlilik sadece yemek pişirmek için değil. Sadece beraber derse gitmek, talebe okutmak için değil. Peygamberin lisanından فَهَلَّهَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكْ. Bir genç kızla evlensen de sen onunla oynasan, o seninle oynasa, sen onu güldürsen, o seni güldürse olmaz mı Cabir demiş. Bu sözü söylediğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 5 sene önce Mi'raca çıkıp Sidretül Münteha'dan gelmiş bir peygamberdi. Genç bir sahabeye yaptığı teklife bak. Al dul kadını, zaten evde kalmıştı zavallı kadın. Sen cihad ettin demiyor. Genç biriyle evlen, beraber namaza kalkarsınız da demiyor. Oynarsınız birbirinizle diyor. Demek ki evliliğin maksatlarından birisi, evlilikleri yapmışların oturup eğlenmeleri, birbirini güldürüp teselli etmeleri, sabahleyin cihada daha iyi gitsin diye. Sekine sekine evlenilince sadece daha çok namaz kılmak, daha rahat oruç tutmak, sahur yemeğini kadına yaptırmak için evlenilmiyor. Bilakis eğlenmek için, ne zevklenmek, keyiflenmek için. O keyfi de Allah cihat sevabı yazıyor zaten. O da sadaka zaten. %100 Allah adına konuşan, %100 doğruyu, %100 dengeyi konuşan ve hiçbir insanı kayırmayan sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili sahabesi Cabir'e rivayet ettiği hadisi şerifi dinlemiş olduk. Ne diyor? Bakire biriyle evlen, sen gençsin. Bakire biriyle evlen, oyna onunla, o da seninle oynasın diyor. Subhanallah. Belki de bu sözü söyledi gel Efendimiz deve üstünde, belki de Tebu'ya gidiyordu mesela. Kim bilir hangi cihat meydanında bu nasihati yapıyor. Denge bu işte, denge bu. Şehvetlerle ibadeti, cihatla mubahları bir arada tutma sanatı bu. Ruhbanlık peşinde koşan Hristiyanlar bunu yapamadıkları için, rahipler kiliselerine kapanıp kadından hayattan koptukları için
وَرَهْبَانِيَّتَنِ اِبْتَدَعُوهَا Uydurdukları şeylerin peşinden gidiyorlar Allah buyuruyor. Ne güzel asırlardır siz şehvetinizden uzak duruyorsunuz demiyor Allah. Siz uydurdunuz bunu. Böyle bir şey emretmedik size diyor. Bunun için batıl, muharref din haline geldi Hristiyanlık. Hayattan kopuk bir din olduğu için, ahiretle dünyanın dengesini kuramadığı için batıl bir din haline geldi. Neuzübillah. Bir başka inciye dikkat ediyoruz. Ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bunu dinliyoruz. Müminlerin imanda en olgunu, ahlakta en olgun olanıdır. Kimde ahlak kalitesi var, iman onda meyve verir. Sizin en iyileriniz de kadınlara en iyi davrananlarınızdır. Ahlak testi de nerede yapılıyor? Tekkede mi? Hayır. Camide mi? Hayır. Bakkalda mı? Hayır. Nerede senin ahlaklı olduğunu öğreneceğim. 20 senedir evli olduğun kadına sorarız. Bu adamın ahlakı nasıl diye. Eğer imanı olgun olmak istiyorsa bir müminin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin incisini alsın, gerdanlık olarak, küpe olarak kullansın. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan başka bir inci topluyoruz. Buyuruyor ki, kıyamet gününde Allah'ın gözünde en kötü, en kötü adam bir kadınla nikahlanıp baş başa kalacak. Kadının bütün sırlarını öğrenecek. Ondan sonra da onu sağa sola arkadaşlarına anlatan adamdır buyuruyor. Biz sorsak en kötü adam kimdir kıyamet günü? Firavundur. Ebu Cehil'dir. Ebu Leheb'dir. Zaten onların terazisi yok ki kıyamet günü. O iyi veya kötü değil. Onların hesaplarını sormayacak bile Allah. Gidecekleri yer belli. Lakin iman iddiasında, namaz iddiasında, infak iddiasında bulunduğu halde, Allah'ın razı olmayacağı en çirkin işlerden olan, baş başa kaldığın kadının veya baş başa kaldığın erkeğin en mahrem sırlarını arkadaşlarına anlatırsan, kadın olarak veya erkek olarak, Allah seni kıyamet günü en şerli, en belalı, hesabı en zor kulu olarak huzuruna alır. Müslüman cinayet de işler, her türlü kötülük yapabilir. Ama kendi hanımının, kendi kocasının sırlarını başka yerde deşifre etmez. O seviyeye düşmez Müslüman. Bu cinayetten de kötü bir şey. Bu ahlaksızlığın da en düşük seviyesi. Bu inciyi de kadınlar olarak bilhassa, kulaklık mı yaparız, küme mi yaparız, bilezik mi yaparız, yüzük mü yaparız, bunu unutmuyoruz. Bunu unutmuyoruz. Bir Müslüman doktorun sorduğu sorunun dışında yatak odasına ait hiçbir bilgiyi başka insana anlatmaz. Eltisine de anlatmaz, görümcesine de anlatmaz, annesine de anlatmaz, kaynadasına da anlatmaz. Anlatırsa min eşerrin nasi yevmel kıyame, kıyamet gününün en tehlikeli insanlarından biri haline gelir. Neuzübillah. Bir başka hadisi şerifi Sahih-i Müslim'den Ubadet İbni Samit radıyallahu anh'ın rivayetinden okuyoruz. Bir gün aleyhisselam efendimiz bir deve üzerinde yolculuk yapıyordu. Yanındaki sahabilerden biri de deve ile beraber onunla gidiyordu. Yani birkaç deve yolculuğu yapıyorlardı diye anlayalım. Adam devesini dürtmüş dürtmüş, hayvan gitmiyor. Allah belanı versin. İşte nasıl beddua etse deveye beddua etmiş. Dönmüş geri Efendimiz aleyhisselam. Kim o bedduayı yaptı demiş. Bu ya Resulallah demişler. Sen bizimle beraber geliyorsun, in o hayvandan demiş. İn. Hayvana beddua ettin. Beddualı hayvanla bizimle gelmesen yaya gel demiş. Bırak hayvanı burada buyurmuş. Sonra buyurmuş ki kendi canınıza beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Rastlarsınız kabul saatine, helak olursunuz buyurmuş. Bu inciyi de aile kuralı olarak bir kenara koyuyoruz. Yine Ebu Umame isimli sahabiden bir inci daha topluyoruz. Arştan gelmiş inciler topluyoruz. Buyuruyor ki bir gün bir kadıncağız, kucağında bir çocuk, elinde de tuttuğu bir çocuk, bir de hamile haliyle peygambere geldi diyor aleyhissalatü vesselam. Kadın karnında çocuk var.
elinde bir çocuk tutuyor bebek olduğu için, bir çocuğu da elinden sürüklüyor. Üç çocuklu gelmiş. Dertlerini anlatmış Efendimiz'e. Ne soracaksa sormuş gitmiş. O gidince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını gösterip şuna bakın demiş. Şuna bakın. Çocuklarımızı taşırlar. Çocuklarımızı doğururlar. Ondan sonra da bizim için bir sürü eziyet çekerler. Bir de kocalarına lafazanlık yapmasalar her namaz kılan kadın cennettedir buyurmuş. Şu cihadı farz sayan, zekatı farz sayan, Allah yolunda infakı farz sayan, bir sürü emirleri, Kur'an'ın tatbikini isteyen dinin peygamberine bak. Şu kadın için getirdiği şarta bak. Şu lafazanlık yapmasa kocasına, yani kocalarını üzmeseler, bir de namaz kılsalar, her namaz kılan kadın cennettedir buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi şüphesiz, hanım kardeşler bu inciyi ellerine alınca çok pahalı diyecekler. Bu pahalı, zenginler için bu. Neden? Şimdi bir laf demesem ne olacak? Kardeşim, nasıl Hamza'nın ciğerleri parçalandıysa radıyallahu anh, ne kadar meşakkatliyse Tebük'te yürümek, Uhud'da nöbet tutmak ne kadar zor, Hendek günleri cihad etmek ne kadar zorduysa erkeklerden, Allah bunun karşılığında da gergin bir adamın önünde sabretmeni istiyor. Sus bir iki saat diyor. Adam uyuyuncaya kadar başka işle meşgul ol diyor. Senden zekat istemiyor, cihat istemiyor, Ramazan-ı Şerif'in orucunu tam istemiyor, 30 gün üst üste namaz istemiyor. Senden sadece bu adamın önünde sus diyor. Sen zaten anne olma duygusuyla doğurmuştun. Zaten sen eş olma ruhuyla evlenmiştin. Bari 3 gün sus, nasıl olsa namaz kılıyorsun. Üstelik de başka bir rivayetinde buyuruyor ki aleyhisselam Efendimiz, Ebu Umame'nin dışındaki rivayetinde, cennetin 8 kapısı var, dilediğinden girer onlar diyor. Dilediğinden girer. Ne inciler dağıtıp ne fırsatlar kaçırıyoruz kadın olarak, erkek olarak. Allah'tan yardımını istemekten başka hiçbir çaremiz yoktur anlaşılan. Yani hanım kardeşler, arştan gelmiş bu incinin kıymetini bilmelidirler. Şu kadınlara bak. Çocuklarımızı taşırlar, çocuklarımızı doğururlar, kocalarına hizmet ederler. Bir de ağızları dırdır yapmasa namaz kılan her kadın cennettedir diye vaat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada tabii kadının derdi büyük. Şimdi konuşmasam delireceğim mi diyecek. Ona da aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bakın Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hadis nasıldır. Bir gün buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, size cennete girecek erkekleri söyleyeyim mi demiş. Buyur ya Resulallah demişler. Peygamber cennettedir buyurmuş. Sıddık cennettedir radıyallahu anh. Ve şehit cennettedir. Bir de örneğe dikkat edin. Bir de şehrin bir ucunda oturduğu halde sadece Allah için sevdiği mümin bir kardeşini ziyarete giden erkek de cennettedir buyurmuş. Durmuş. Şimdi erkeklerden kaç kişi saydı? Peygamber, sıddık, şehit. Bir de adam arkadaşını ziyarete gitmiş. 4 kişi saydı. Sonra buyurmuş ki, kadınlardan da cennete girecekleri sayayım mı demiş. Buyur ya Resulallah demişler. Her sempatik ve doğurgan kadın cennettedir buyurmuş. Bu kadar. Her sempatik ve doğurgan kadın cennettedir. Sonra bu sempatik kelimesini açmış. Kadın kendi kızdığında veya onu kocası kızdırdığında bir kenara çekilmez, gider kocasının elini tutar. Sen beni affetmedikçe ben de gözüme uyku sürmeyeceğim, seni sabaha kadar bekleyeceğim der. O kadın da cennettedir buyurmuş. Hemen telefona sarılıp abisine şikayet eden, babasına anasına şikayet eden kadından söz etmiyor. Sorun üreyince sorunu halletmeden uyumayan kadından söz ediyor. Çünkü peygamber de biliyor ki aleyhissalatü vesselam, sorunsuz aile yuvası olmaz. Olsaydı onun yuvası olurdu. Onun yuvasında da sorunlar var. Bir başka inciyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arştan getirdiği inciyi alıyoruz. Ümmü Seleme isimli validemiz, hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki, Meymune validemizle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk diyor.
Abdullah İbni Ümmi Mektum geldi. İbni Ümmi Mektum Aleyhisselam Efendimizin müezzinliğini yapan ama bir sahabi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anadan doğma ama bir sahabi yanına gelmiş. İki hanımı da onun yanında oturuyorlar. Bu iki kadın da Aleyhisselam Efendimiz'le dul olarak evlendiler. En az 50 yaşlarındalar o günler. Buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam, erkek geldi, kendinize çeki düzen verin. Görmesin sizi buyurmuş. Abdullah İbni Ümmü Mektum gidince demişler ki ya Resulallah, biz onu gördük diyelim. Ama adam bizim neyimizi görecek ki sen başörtünüzü tak dedin. Siz de mi amasınız buyurmuş. O ama, siz ama mısınız? Yani burada kadın erkek tarafından gözlendiğinde haram var diye biliyoruz. E kadın erkeği futbol maçı seyreder gibi nasıl seyredecek? Kadın nasıl futbol maçı seyreder, bacağı açık adamların maçını seyreder? Siz de ama mısınız buyurmuş. Bu inciyi de hayat tarzı olarak bir kenara koyuyoruz. Ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin aileye mutluluk dağıtan, servet dağıtan incilerinden bir tanesini daha kadın erkek hepimiz avucumuza alıyoruz. Buyuruyor ki Allah'ın nimetlerine karşı nankör olmamak için size tavsiyem, ekonomik olarak sizden daha düşük seviyede olanları izleyin. Hep sizden daha iyi durumda olanlara bakarsanız elinizdeki nimetlere nankörlük edersiniz. Senden daha iyi perde yaptırmışa bak, sonra da hiç perdesi olmayan naylon gelen birine bak. Senin evinin badanası eskidi diye oturup ailede sorun üretecek yerde sıvalı evde oturana bak. Kış günü çatısından yağmur yağan evde oturmak zorunda olana bak. Bir aşağı bak. Herkes bir aşağı bakarsa kendisini krallar gibi mutlu hisseder. Hastaysan senden daha hasta olana bak. Eğer fakirsen daha fakir olana bak. Çünkü nimetlerin de daha iyisi var. Belaların, sıkıntıların da daha kötüsü var muhakkak. Bulunduğun yerde şükretmek zorundasın. Şükredebilmek için senden daha beterini görmen lazım. Daha iyilerinin peşinde koştukça nefis ve şeytan kışkırtacak. Hiçbir zaman elhamdülillah demeyeceksin sen. Sen en mükemmel ziyafette bulunsan kuş sütü eksik olduğu için gene nankörlük yapacaksın. Hiç ekmek bulmadan, sofraya oturmadan bekleyen kullarını düşün Allah'ın. Senin evindeki kalorifer radyatörlerinden biri arızalı, 10 radyatörden biri ısıtmıyor, 9'u ısıtıyor. Ne dondun ne hastalandın. Bunun için kıyamet koparacak yerde, günlerdir soba yanmayan, ısınmayan bir evde oturan, bir selden bir felaketten sonra çadırda oturan kullarını düşün Allah'ın. Bu vasiyetini de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aile öğüdü içeren bir inci olarak avucumuza alalım. Kardeşler, %100 Allah'ın lisanı olan, %100 doğruları konuşan, %100 adil olan, %100 dengeli hayat yaşayan ve bize dengeli hayatı tavsiye eden Aleyhissalatu vesselam Efendimizin incilerinden bir demet inci aldık. İnci tavuğun önüne çıktığında ayağı ile tepip çürük buğday tanesi arar. İnsanın önüne geldiğinde gözü kamaşır. Bu incilere nasıl baktığımız, gözümüzü kamaştırıp beynimize yamalayıp yamalamadığımız veya bu inciyi buğday kadar kıymetli görüp görmediğimiz herkesin imanıyla alakalı bir konudur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.